Sevgili basın mensupları, hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle genel merkezimizde çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız son derece kapsamlı bir şekilde medya aygıtlarını doğru yönetilmesi açısından yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Sosyal medyadaki çalışmalarımızın temeli doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacak. Sayın Genel Başkanımızın da seçim kampanyasında dediği gibi hiçbir gencin tweet attığı için cezaevine girmemesi girmemesi için linç kültürüne kurban edilen vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi sosyal ve hukuki olarak destekleyeceğiz. Kamuoyumuzun sağlıklı bilgilenmesi için teyit edilmiş bilgilerin yayılmasını sağlamak ve halkımızın doğru bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için tüm sosyal medya araçlarını en etkin ve interaktif şekilde kullanacağız. Seçim kampanyası boyunca şaşkınlıkla takip ettiğimiz birçok dezenformasyona maruz kaldık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı apaçık yalanlarla montaj da olsa diyerek o istedi. Vergilerimizle yayın yapan TRT'nin yine halkın vergileriyle ve ballı ihalelerle zenginleştirilen saray medyasının ekranlarında bu yalanların milyonlara, milyonlara ulaştırılmasına tanık olduk. Türkiye demokrasisi için bundan daha büyük bir tehdit ve tehlike yoktur. Bu manzaranın tekrar yaşanmaması için sadece sağlıklı bilgi akışında bulunmak değil, yalanla, dolanla, dezenformasyonla mücadele etmek için 7 gün 24 saat esasına dayanan bir yalanlarla mücadele ekibi kurduk. Halkı kandırmak isteyenleri hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada hem de meydanlarda ve yargı önünde hesap soracağız. Değerli arkadaşlar, benim için özel anlamı olan bir şey söyleyeceğim şimdi. Bütün kamuoyumuzun da dikkatine sunuyorum. Parti ve ülke kamuoyuyla özel olarak paylaşmak istediğim bir husus vardır. Ben maalesef Türkiye'de siyaseti takip edenlerin çok bildiği bir kavram değildir. Sadece CHP'de olmuştur bu. Ben ön seçimler yoluyla milletvekili seçildim. Üyelerimizin tam katılımıyla yapılan ön seçimler yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi şahsiyet ve onur abidesi bir müessesede görev yaptım. Kurultaylarda genel başkanımızın en demokratik uygulama olması sebebiyle çarşaf liste uygulaması yapmış olmasından dolayı partinin en üst organı olan parti meclisi organında üç dönemdir görev yapıyorum. Bu süreçte çeşitli vesilelerle ittifak sisteminin doğurduğu zaruri şartları göze alarak milletvekili seçimlerinde ön seçimler uygulanmadı. Normal şartlarda bu açıklamayı yapmak benim görev alanıma girmez. Ancak genel başkanımız ve parti sözcümüz ile konuşarak bu açıklamayı yapmayı çok arzu ettiğimi kendilerine ilettim. Ve bana bu fırsatı tanıdıkları için kendilerine minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bu hadisenin benim açımdan önemli olmasının nedenlerinden biri de geçmişte ön seçim tartışmaları başladığında bu hususta adeta tüzük kurultayı için bayrak olmuş bir kişi olmamdır. Parti örgütlerimiz, parti emekçilerimiz bunu çok iyi bilirler. Genel Başkanımız her fikre ve düşünceye saygılı olduğunu, düşünceye saygılı olduğunu zaten bugün bize bu görevi MEYAKA'da vererek de göstermiştir. Efendim, Sayın Genel Başkanımızın da takdiri, tak, takdiriyle oluşan değişim MEYAKA'mızda bizle, biz, e, bizlerin teklifi ve Sayın Genel Başkanımız başta tüm MEYAKA'mızın ortak mutabakatıyla MEYAKA'mızın ilk önemli icraatlerinden biri olarak açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı genel başkanımızın liderliğinde sağlamış bulunuyoruz. Meclisimizin ilk ve önemli kararlarından biri budur. Parti sözcümüzün dün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi emektarlarının bunun heyecanla beklediğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, emekçilerine hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan medyada bizlere yönelik gelişen eleştiri ve tepkileri dikkatli bir şekilde ele alıyoruz. Biz her şart ve koşulda bütün yurttaşlarımızın her türlü fikir ve düşünce hürriyetinin teminatıyız. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi başarıları elde edebilmek için yapılan her eleştiriyi dikkatle masaya yatıracağız. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Karşınızda 16 yaşında Gencecik bir çocuğu fikirleri yüzünden tutuklatan Recep Tayyip Erdoğan yok. Babala TV'de seyrettiğiniz Kılıçdaroğlu var. Montaj videolarla, kurgularla, sahte iftiralarla, pala oralarla seçim boyunca tahkir edilen, hatta ve hatta inancı ve kimliği bile tartışma konusu yapılan demokrat dedeniz var. Sizler de bugünden itibaren sosyal medyada size sarayın ve saray medyasının anlattığı, tanıttığı, tarifini yaptığı, onların yalan, iftira ve montajlarla karaladıkları Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP imajını değil, Babala TV'de izlediğiniz hiçbir sorudan, eleştiriden asla kaçmayan, bilgeliğiyle, ferasetiyle, olgunluğuyla seçim kampanyası, kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz. Çok sevdiğiniz Kemal çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenin. Son sözümü şöyle ifade etmek istiyorum. Sevgili Fahrettin Altun, en sende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım. Herkese saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sorular alacağımız başka toplantılar yapacağız. Çok sağ olun.